Peki hocam, hep beslenme konuştuk, uykusuzluğu konuştuk, vitaminleri, mineralleri konuştuk, egzersizi konuşmadık. Ha, çok hareketsiz Tabii, kaldık Covid çok zamanında hareketsiz biliyorsunuz. kaldık, evet. Hala da sürdürüyoruz. Doğru. Şimdi egzersizle ilgili son dönemde çok fazla çalışmaları televizyonlarda söylüyorlar. Ben de dinliyorum işte. Yani bildiğimiz çalışmalar ama televizyonda bir kez daha duymuş oluyoruz. Burada işte haftada 150 dakika egzersiz yapıldığı zaman işte kalp damar sağlığı açısından inanılmaz derecede işte %30'ları geçen bir koruma sağlandığı ile ilgili. Gerçekten böyle. Çünkü biz egzersiz yaptığımız zaman bizde serotonin de salgılanıyor. Hani biz kortizol, melatonin dedik ama bir de mutluluk hormonu var, serotonin. Tüm sistemlerin düzenli çalışması için son derece önemli. Egzersiz özellikle kış aylarında güneş de olmadığı için hani bizim serotoninimizi yükseltecek en temel şey aslında egzersiz. Egzersiz sırasında ne oluyor? Bizim dolaşımımız hızlanıyor. Egzersiz sırasında vücudun oksijenlenme miktarı artıyor. Kaslar, iskelet sistemi ve kalp damarları, kalp hepsi optimal miktarda çalıştığı için bağışıklık sistemi açısından egzersiz faydalı olmakla birlikte serotonin salgısını da artırdığı için aynı zamanda kalp damar hastalıkları için de son derece önemli. Ama biz tabii böyle işte günde 50 dakika, 3 gün, 4 gün haftada yürüyüş yapın en azından dediğimiz zaman koşu bandına çıkıyor insanlar. Burada Vücudu aerobik olmak yormadan, zorunda. değil mi Yani hocam? evet, yani siz alışmadığınız bir koşu bandına uymayacaksınız. Siz kendi bedeniniz Bedenin müsaade kapasitesi, ettiği. evet, kapasitesi kadar bir egzersiz yapmanız lazım. İlk gün 50 dakika yürüyemeyebilirsiniz ama daha sonra daha fazla yürüyebilirsiniz. Belli bir program dahilinde açık havada günlük koşmayacak, hızlı tempo yürüyecek şekilde egzersiz yapmalıyız. O da 50 dakika, yani 1 saati geçmeyecek, 30 dakikanın altında olmayacak. Yani 30 dakikayla 50 dakika arasındaki bir ritim haftada 3-4 kez yapılmak şartıyla bizim için son derece yeterli. Zaten spor salonlarında da ilk etapta minik minik yürüyüşlerle Tabii. sonra onu biraz daha hareketlendiriyorlar işte zumbayla mumbayla Tabii falan. tabii. İlk etapta şimdi ben şu spor salonuna giden genç arkadaşlarımdan şu kas yapabilmek için bir de üstüne biliyorsunuz bir sürü protein tozları içiyorlar. Sıkıntılı. Ciddi manada Evet. ya ölen var hocam. Yani çok genç Ya yaşta. böbrekle ilgili çok ciddi sıkıntılar olanlar geliyor bize, görüyoruz yani, evet. Peki. Alkol ve sigara tüketimini de konuşalım. Nasıl bir etkisi var? Şimdi zaten sigara tüketimi akciğerlerin kendisini temizleme kapasitesini azaltıyor. O ciliary aktivite dediğimiz akciğer hücrelerinin kendisini temizleme. Çünkü biz sürekli zaten sigara içmesek de ortam gereği. Pasif. Yani hem pasif sigara içebiliyoruz hem de hava zaten çok temiz değil, Evet. biliyorsunuz. Hava çok temiz olmadığı için sürekli kötü hava soluyoruz. Kimyasalları, egzoz dumanlarını soluyoruz. Bununla birlikte sigara tabii ki kanser yapıcı etkisini falan filan söylemiyorum ama vücuda giren oksijen miktarını azaltıyor. Oksijen miktarı azaldığı zaman da hücrelerin normal fonksiyonlarını yapma işlevleri bozulur. Artı sigara ile birlikte aldığımız birçok madde var, biliyorsunuz. Toksik madde. Bunlar da tamamen bağışıklık sistemi üzerine olumsuz etkiler yapıyorlar. Alkolün temel etkisi bağırsak florasına giden alkolün bağırsak florasındaki dengeyi bozması. Yani faydalı bakterileri azaltarak faydasız zararlı bakteri oranını artırması ve bunun sonucunda işte sızdıran bağırsak sendromu, işte birçok toksik maddenin orada oluşması ve vücuda olumsuz geri dönüşü neticesinde bağışıklık sistemi zayıflıyor. Karaciğerin aynı zamanda alkolden etkilenerek bağışıklık sisteminde etkili birçok madde üreten karaciğerinde alkolden olumsuz etkilenerek negatif rol oynadığını hepimiz biliyoruz aslında. Anladım hocam. Az önce iyi su dediniz. İyi su tüketmek gerekiyor dediniz. Suyu da konuşalım biraz. Su Tamam. tüketimini nasıl ilişkili olabilir bağışıklık sistemiyle? Şimdi Yani şimdi çok su şöyle tüketmek de iyi zararlı su mı? şöyle çok su tüketmekten öte zaten temel ülkemizdeki genel toplumdaki problem suyu tüketmiyoruz.
Öğünler sırasında çok su tüketilmeye çalışıyor mesela. Öğünler sırasında çok tüketilen su da mide asit miktarını bozduğu için hazımsızlık, şişkinlik, gaz şikayetlerine daha çok neden olabiliyor. O zaman diyoruz ki biz yemekten yarım saat önce, 1,5 saat sonrasındaki o dönemde suyu olabildiğince az tüketirsek, öğün aralarında da kilonuz kaçsa ona göre hesaplıyorsunuz. Şimdi siz 50 kilosunuz. Ben size 3 litre su için diyemem. Ama 120 kilo bir insana da yine 3 litre su için ya da 2 litre, 1,5 litre için diyemiyoruz. Kilonuzla 30'u çarpacaksınız. 30 mililitre bu. İşte 50 kiloysanız 1,5 litre. 100 kiloysanız 3 litre günlük içmeniz gereken minimum su miktarı. Bakın sıvı demiyorum, su. Hani bunun içerisine içecekler dahil değil, işte ayrandı, çaydı, çorbaydı, onları dahil etmiyoruz. Normal saf sudan bahsediyoruz burada. Bunlar tabii şimdi şöyle, sağlıklı su vücuda besinlerle aldığınız vitaminlerin emilimini artırır. Sağlıklı su. Minerallerin ve vitaminlerin eminiminin artırılması da az önce konuştuk. Bağışıklık sisteminin daha güçlü olmasını sağlar. Böbreklerin, karaciğerin, kan dolaşımının fonksiyonlarını iyileştirir tabii ki su. Ve vücuda giren, siz isteseniz de istemeseniz de vücudunuza çok fazla toksik madde giriyor. Yani bir insanın yıllık tükettiği böcek ilacı miktarı nedir diyorum ben insanlara. Şaşırıyorlar toplantılarda. Hocam biz böcek ilacı mı kullanıyoruz? Siz yani isteseniz de istemeseniz de yediğiniz gıdalarla kişiden kişiye, topluma, belki şehre göre değişebilir be. 1 kilo ile 2 kilogram arasında yıllık bizim böcek ilacı kullanım miktarımız var. Biz bunun belki de çok az miktarını aynı anda alsak yaşamla bağdaşmayabilir ama biz bu toksik maddeleri yavaş yavaş aldığımız için çok ciddi hayati problem yaşamıyoruz. Ama bu bize ne olarak dönüyor? İşte bağışıklık sisteminin zayıflaması, kanser türleri, kalp hastalıkları, aklınıza gelebilecek kronik birçok hastalık, birçok kronik hastalık olarak bunlar da karşımıza çıkıyor. İşte ne kadar çok su içersek, şöyle düşünün, alınmış olan toksik maddelerin vücuttan da uzaklaştırılması o kadar aslında kolay oluyor. Bir soru gelmiş. Sevgili Ercan Koşar size selamlarını iletmiş. Kana oksijen taşıyan bitkiler hangisi? Babam KOAH hastası. Satürasyonu 75'e düşüyor. Hocamın tavsiyesi olur mu? Şimdi şöyle, özellikle oksijen kapasitesini artıracak olan bitkilerden mesela şunu söyleyebiliriz. Yaban mersini, aronya, kırmızı dikkat ediyorsanız daha önce söylediğim gibi, evet. Kırmızılar, çilek, ama çileğin şu anda mevsimi geçti artık, çok şey olur. Bunların ekstreleri, işte suları, şurupları falan da var. Yaban mersini ve aronya için söylüyorum. Yani bunlar oksidasyonu vücutta artıracak çok önemli şeyler. Mesela kekik yağı fayda gösterebilir. Bronş açıcı ve bronş temizleyici özelliği de var. Orada iki mekanizma var. Bir, bronşların genişlemesi, temizlenmesi. İki, kandaki oksijenin daha fazla akciğerlere taşınması. Tabii bir takım uzak doğu bitkileri var ama onları burada şimdi söylemektense daha çok elimize geçebilecek, sizin kullanabileceğiniz şeyler. Sizin en çok önem verdiğiniz şeyler. Bir kekik yağımız var. Ercan Bey, siz yayının başını izlemediniz mi? Hocam dedi ki en önemli bitki bana göre kekik yağı dedi. Kekik yağını COVID'e yakalandığında hocam kullanmış ve çok faydasını görmüş. Şimdi de babanıza tavsiyesi oldu. Dilerim yani takip alırsınız. Yani kekik yağını kullanabilirler, inhal edebilirler. Oksijen taşımaktan çok bronşları genişletecek ve oradaki mikropları uzaklaştırma amacıyla. Bununla birlikte de dediğim gibi özellikle kırmızılar, yaban mersini ve aronya, çilek başta olmak üzere kırmızı meyve ve sebzelerin tüketimine daha da ağırlık verebilirler. Yaban mersini çok faydalı mı? Biliyorsunuz çok pahalı meyve. Aronya da öyle. Evet. Orak değeri dediğimiz bir değer var. Hani bu bahsettiğimiz bu antioksidan kapasite, vücudun temizlenmesi, oksijenin kanda daha iyi taşınması. Bir numarada aronya var orada. Yaban mersini daha aşağıda geliyor. Ama burada daha rahat bulup kullanabileceği bir şey söyleyeyim. Yine mucizevi şekilde çok yüksek bir de baharat var. Not alayım ben de. Evet, sumak. Evet. Duymuştum hocam. Sumağın kullanımını artırabilir mesela. Ya da sumak çayı yapabilir babasına. Çok faydası olacağını düşünüyorum. Bildiğiniz demler gibi. Sumak çayını demler gibi demlesin ve içirsin babasına.
Size daha sonra yazsın. Ben de merak ediyorum şu an sonuç ne olacak diye. Ercan Bey bizim günde, çok sıkı izleyicimiz. Evet, günde sabah bir kupa bardak, akşam bir kupa bardak sumak çayı muhakkak denenebilir diye düşünüyorum. Tamam. Birçok şeyde kullanıyorum. Ercan Bey, burada da deneyelim sonra onu muhakkak. Sonuçları haberleşelim. Peki. Hocam şimdi biliyorsunuz artık tam anlamıyla kış geldi bence. Ben evet. Bugün kaban giyindim. İlk defa. Birazcık doğru. Kış hastalıklarını da konuşmak istiyorum sizinle. Şimdi tabii kışın biz ne yapıyoruz? Özellikle toplu yerlere çok fazla toplanıyoruz. Yani alışveriş merkezleri. Kapanıyoruz işte, aslında. Kapalıyoruz. Kapalı yerde daha çok toplanıyoruz. Çocuklar ne yapıyor? Okula gidiyorlar tabii. Hani okul sezonu şu anda. Dikkat ederseniz çevrenizde de görüyorsunuzdur. Evdeki bütün enfeksiyonlar küçük çocuklar tarafından okuldan geliyor evet, aslında. Doğru. Sonra da iş yerlerinde bu diğer arkadaşlara, diğer çalışanlara dağıtılıyor. Burada kapalı yerde olmak, hava daha toplu alanlarda yaşamakla birlikte aslında kışın mikroplar da daha kolay yürüyorlar soğuk havalarda dışarıda. Özellikle COVID-19 daha artıyor biliyorsunuz. İnfluenza dediğimiz grip vakaları evet. artıyor ve yüze yakın virüsün etkenin neden olduğu nezle tablosu da çok sıklaşıyor. Bununla birlikte bazı öncük enfeksiyonu, streptokok enfeksiyonu dediğimiz testlerden muhtemelen dinleyiciler biliyordur, izleyiciler. Birçok bakteri enfeksiyonu da vücutta görülebiliyor. Şimdi nezle ile grip arasında bazen hasta kendini ayırt edemiyor. Ona göre de dediğim gibi herkes çok iyi doktor olduğu için tedavi kendine uyguluyor. Nezlenin gripten en önemli farkı aslında nezle de burun akıntısı, işte boğaz ağrısı, hapşurma, öksürük falan vardır ama nezle de hiçbir zaman ateş olmaz. Eğer ateşiniz varsa bu ya bakteri enfeksiyonudur ya da nezle dışındaki virüs faktörlerinden bir tanesi COVID gibi mesela daha güçlü ya da influenza gibi bir etken vardır. O yüzden bir hekime gitmekte o dönemde fayda var diye düşünüyorum. Kışın tabii ki takviyeleri kışın başında. Kış başlamadan önce ne yapılıyor şimdi mesela? Şimdi onu soracak. Neler evet. yapalım hocam? Yani kışın başlamadan önce şimdi şöyle düşünün. Siz bir savaşa gidiyorsunuz. Hani savaşa çıkacaksınız. Belli bu. Böyle altınızda mayonuz, kafanızda güneş gözlüğünüz, sırtınızda çantanız savaşa gidemezsiniz. Savaşa göre yaz bitti artık. Teçhizat yani bir hazırlık yapmanız lazım. Teçhizatınızı ona göre değiştirmeniz lazım. Bizim vücudumuzun teçhizatı kıyafetler dışında kan seviyemizin vitaminler, bazı vitaminler açısından yeterli seviyeye getirilmesi. Bunların en önemlisi D vitamini dedik. Hani bunu 60-80 bandına getirirsek biz hem hastalıklarla iyi savaşırız hem birçok hastalıktan da korunmuş oluruz dedik. C vitaminini çok kullanacağız. Ne kadar güzel denk geliyor. Kış ayı işte portakalın, limonun, işte ne bileyim mandalinanın falan bol miktarda olduğu. Şahsen biberde de çok fazla C vitamini var biliyorsunuz. Evet hocam, belki onu duymuştum, çok şaşırmıştım. Şimdi bu biraz benim söylediğimle tezat gibi oldu ama. Hocam soğanda da duydum ben. Soğanda C vitaminiyle birlikte aslında dediniz ya siz hani soğan. Soğanda kuarsetin dediğimiz bir madde var. İnanılmaz derecede dehşet bir şey bu. Kuarsetin biliyorsunuz COVID-19'da evet. da kullanıldı. Kuarsetin aynı zamanda doğal alerji ilacıdır. Bakın doğal alerji ilacıdır. Kuarsetin elmanın kırmızı kabuğundan ve soğandan elde ediliyor zaten endüstri olarak da. Yani onların ham maddelerini elde edip kapsüllere koyup ilaç olarak aslında endüstri bunu doğa tükettiriyor. Doğa aslında avucumuzun her içine koymuş biliyorsunuz bize. Değil mi? Bunu doğru kullanmayı evet. bilmek lazım. Bir de kabullenmek gerekiyor. Yani doğa bize bir şeyler veriyor. Bunu inkar etmemek lazım hekim olarak da. Ben dahiliyeciyim, yoğun bakımcıyım. Yoğun bakım bu işin en uç noktası. Fitoterapi de belki de bu taraftan en uç noktası. Bunun ikisini kullanabilmek lazım. Niye? Her ikisinin de faydalı yönleri var. İşte taraf olmamak lazım bu konuda. Yani bilimde taraflık olmaz yani. Dediğiniz çok doğru. Doğa her şeyi gerçekten bize teslim etmiş. Bunu doğru yani kullanmak o yüzden, çok önemli. Evet, işte daha uykumuza dikkat edelim kış aylarında. O dediğimiz gibi 7 hocam, saat, vücudumuza ihanet saat etmeyelim. Stresten uzaklaşalım. Vücudumuza ihanet etmeyelim. İyi beslenelim bir kere. Hani bu özellikle fast foodlar gerçekten sıkıntılı. Yani o fast foodların içerisindeki katkı maddeleri, o cipslerin içerisindeki o monosodyum glutamatlar, Çin işte tuzu dediğimiz o madde ve birçok bizi alışkanlık edindirmek için oraya konulmuş bir takım baharat takviyeleri de sıkıntılı.
sıkıntılı yani. Doğru, haklısınız. Peki, niye kış aylarında en çok görülüyor bu soğuk algınlıkları? Evet. Ya şimdi çünkü virüsler daha çok. Virüsler daha çok bu mevsimlerde onlar da çoğalıyorlar. Onlar da bu mevsimi seviyorlar. Belki sokağa çıkmak için diye düşünmeli insanlar. Aynı zamanda biraz önce söylediğimiz gibi biz toplu alanlara çok giriyoruz. Yani yazın olsa bir kişi hasta olsa bile sürekli kapalı alanda olmaz. Genelde açık alanlarda oluyor insanlar. İnsanlar birbirlerini daha kolay bulaştırıyorlar. İşte klima sistemleri mesela. Merkezi klima sistemleri. Hocam bir şey ilginizi çekti mi? Covid zamanında işte Covid bittikten sonra şu çok ciddi hastanelere soğuk algınlığıyla gitme ya da işte enfeksiyon, mikropla gitme ile ilgili vakalar biraz azaldı. Neden? Çünkü temas çok azaldı. Evet. Tokalaşma. Tabii. Eskiden ya ben gribim işte hani uzak durayım derdik ama biz Covid zamanında maskelendik. Temiz insan haline geldik. Bilmiyorum fark ettiniz mi? Bir tık böyle sanki... Kesinlikle. Temizlendik, arındık. Şimdi şöyle insanlar çok fazla sarmaş dolaştı biliyorsunuz. Çok yakındı. Yani bizim belki kültürümüzden de gelen bir şey. Evet. İyi bir şey belki ama bu enfeksiyonların bulaşması açısından son derece kolaylaştırıcı bir şeydi bu. Aile görüşmeleri, belki de ev ziyaretleri evet. azaldı ve bu insanların artık alışkanlığı haline geldi. Daha anne babamızla görüşemedik. Kapalı ortamlarda daha az bulunuyor. İnsanlar bilinçliler, maske takıyorlar. Şimdi tabii ki bu olumlu etkileyecek. Yani Covid-19 şu an yok mu? Var. Covid-23 belki adı. Evet, ya da evet. işte virüsün tipi varyantı değişti. Varyantı değişti ama biz şu anda da görüyoruz, tanı koyuyoruz. Burada önemli olan dediğim gibi savaşa hazırlıklı girmiş olmak. Yani belli bir yaşın üstünde kronik hastalığı varsa mesela zatürre aşısını yaptırması, belli bazı grupların influenza aşılarını yaptırmaları ama bunun dışında D vitamini, beslenme alışkanlığı, uyku, stres. Bakın stres gerçekten bağışıklık sistemini çökerten bir şey. Dikkat edin mesela. Strese giriyorsunuz 2 gün 3 gün kötü olumsuz bir şey yaşıyorsunuz hemen uçuklarınız çıkıyor. Bu zaten sizinle birlikte var olan herpes virüsün vücutta aktif olması aslında. Bağışıklık sisteminiz mesela nasıl etkileniyor? Strese giriyorsunuz, bir üzüntü yaşıyorsunuz, hemen zonanız çıkıyor. O zona zaten sizin içinizde var evet. olan bir şey. Bulaşıcı bir şey değil yani. Ne oluyor? Evet ben buradayım, sen zayıfladın artık ben açığa çıktım kendimi diyor. Kendimi dışarıya attım diyor. Yani o yüzden stresten de uzak durmamız lazım. Hocam mümkün onu nasıl mu? Yapacağız, mümkün mü? Diyorlar bana. Ya ben de diyorum ki yani biraz herhalde insanın kendi içine, kendi özüne, kendine dönmesi lazım burada. Yani çevresindeki olaylardan biraz kendini en azından günün belli bir saatinde soyutlaması lazım. Yani sevdiği bir şey yapabilir. Yani herkes psikiyatriste gitsin, psikoloğa gitsin diyemem ama yani sevdiği hobilerini bırakmasın. Yani egzersiz yapsın mesela. Yani egzersiz sırasında kendinizle baş başa kalıyorsunuz. Yürürken o egzersiz sırasında işte ne bileyim hoşuna gidecek şeyler, müzikler dinlesin. Kendiyle ilgili bilmiyorum. Yani kendiyle biraz baş başa kalması lazım insanların. Sorun o. Biz kendimizle baş başa kalamadığımız gibi ailemizle de artık baş başa kalamıyoruz. Evet. Çünkü yani biliyorsunuz yani inanılmaz ay derecede bazen bir gerçekten ruha da var. Çok iyi geliyor. Bir başına kalıp o kulaklığı Evet. tak, müzik dinle, Evet. yürü Evet. yani. Yürü Hani bu yani. İyi bir meditasyon Bence bence. De iyi bir Hareketli meditasyon. meditasyon. Evet.